Merhaba arkadaşlar. Orta Doğu pozisyonu eksenli yine çalışmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde La notasını da ekleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Yani Do, Re, Mi, Fa. Şurayı Fa yapayım. En son Fa ve Sol'ü görmüştük. Şimdi La'yı ekleyeceğim. Sol el için de Do yine burada. Si, La, Sol, Fa'ya kadar görmüştük bir önceki derslerde. Bu derste de bir aşağısı Fa'nın. Mi, bunun nasıl sıralandığını, nasıl konumlandığını bir önceki derste hafif değinmiştim. Hani Fa'dan bir aşağıdaki nota Mi zaten. Ve notalar bir çizgiye, bir boşluğa şeklinde gittiğinde sıralı bir şekilde bunları rahatça söyleyebiliyorduk. Evet. Şimdi tekrar burayı başa alıyorum. Evet. Şimdi La. La notamız burada. Yani sol anahtarında ikinci boşluk La. Bakın birinci boşluk Fa, ikinci boşluk La. Daha sonra boşluklara isimler vererek devam edebiliriz. Böyle üçer atlayarak işte Do, Mi, üç ses oluyor. Do, Re, Mi, hepsi. Ya da Fa, La nasıl Fa, Sol, La bir üçlü aralıksa aynı şekilde Do, Mi, La, Do. Ama bu dersimizin konusu özellikle La üzerine vurgu yapacağız. Bakın şimdi ne yapacağım? Atlamalı bir şekilde yapacağım ama La eksenli çalışacağız burada. Bir görelim. Do yaptım. Şimdi ben direkt La'ya atlıyorum bakın. İkinci boşluğa La. Sonra Re, La. Bir önceki videoda bunun bir farklı versiyonunu yapmıştık. Sonra bakın Mi, La. La'nın yerini görüyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Fa, La. Daha sonra ne yapıyoruz? Sırada ne var? Sol, La. Gördük. Sonra buradan terse inelim. Fa, La. Değil mi? Geldiğimiz yerden. Mi, La. Sonra Re, La. Sonra buraya bir tekrar işareti koyduğumuzu düşünelim. Ne olmuş olur? Başa dönmüş olur. Şuraya bir tekrar işaretimizi koyalım. Bu şekilde. Yanlış yere koyduk. Heh. Evet. Şuraya da bir tekrar koyduğumuzda arkadaşlar ne oldu? Şu kısmı bol bol okumamız gerektiğini bu tekrardan anlıyoruz. Aslında bir kere tekrar yapıyoruz. Yani bir çalıyoruz, bir kere daha çalıyoruz ya da söylüyoruz ama aslında bol bol yapılırsa daha iyi. Ne yaptık? Bakın La eksenli gittik. Şu an yeni notamız La'ydı. Biz zaten bir önceki derslerde Do, Re, Mi, Fa, Sol'ü görmüştük. Şimdi La eksenli gittik ve La'yı vurgulayarak daha kalıcı hale getirmeye çalıştık. Şimdi bunu yavaş bir şekilde bir söyleyelim beraber. Kalıcı hale gelsin. Evet, başlıyorum şimdi arkadaşlar. Evet, 3, 4. Do, La, Re, La, Mi, La, Fa, La, Sol, La. Evet, Mi, La, Re, La. Tekrar aldım. Re, La, Mi, La, Fa, La, Sol, La. Fa, La, Mi, La, Re, La. Evet. Bakın ne oldu? La'yı iyice pekiştirmiş olduk. Şimdi tabi sadece burada La görüyoruz hep 2 ve 4. zamanlarda. Tabi bunları karıştırınca biraz daha zor olacak. Şimdi aynısını sol el için yapalım. Yani Fa anahtarı için yapalım. Burada onu da şuraya yazalım sesler karışmasın. Do. Neydi yeni notamız? Do, Si'yi öğrenmiştik. La'yı, Sol'ü. Sonra şurada Fa'yı öğrendik. Yeni notamız Mi. O zaman Mi yapıyorum. Do, Mi. Gözümüz alışsın bu atlamalara. Sonra Si, Mi. Evet. Sonra La, Mi. Ben yazmadan da söyleyebilirsiniz. Sonra Sol, Mi. Sonra Fa, Mi. Sonra ne var? Bir çıkıyorum şimdi. Sol, Mi, sonra La, Mi, sonra Si, Mi. Evet arkadaşlar, şimdi bunları hani piyano çalar gibi düşünmeyelim. Bunları tamamen okuma eksenli ben çalıştırıyorum burada.
Eğer çalma olarak düşünürsek tabii parmak numarasını da yazmamız gerekiyor. Yani bunun amacı bir piyano eğitimi değil. Sadece notalara göz aşinalığımızı daha iyi alıştırmak. Şimdi buraya da yine tekrar koyalım mı? Hemen şöyle tekrarımızı koyalım. Burası da iki kere çalsın. Evet. Onu da buraya şuraya koyduk mu? Bakalım. Tamam. Süper oldu. Şimdi çalayım yine beraber okuyalım. Evet başlıyorum. 3, 4. Do, mi, si, mi, la, mi. Bakın. Üçüncü boşlukta. Sol, mi, la, mi, si, mi. Çok da güzel oldu. Şimdi evet buraları tekrar videonun başına sarıp iyice pekiştirebilirsiniz. Ben tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Zaten anlattık burayı. En azından yeni bir egzersize geçelim. Şöyle aldım. Bakın yeni egzersizde ne yapacağım? Onu anlatayım burada. Şimdi burada do la aldık. Bunun ilk iki notası. Burada do mi. Burada re la. Burada si mi. Burada önemli olan hani bir melodi çıkması değil. Sadece notayı doğru görmemiz. Karıştırarak yapacağım. Yapacağım şeyde melodi çıkmayabilir. Yani güzel bir melodi çıkmayabilir. Şimdi ne yapıyoruz? Do, la. Bu sefer tekrar ne yapıyorum burada? Şimdi ben bunu hafızama aldım. Do, mi. Yapıyı öğrendik mi? Hemen gerisi çok kolay olur. Do, la yaptım. Şimdi bu bir vuruş, bu da bir vuruşluk notaydı. Ben buraya bir iki vuruşluk sus koyuyorum. Çünkü bundan sonra gelsin istiyorum okumamız. Do, la. Sonra ne yaptık? Do, mi. Bakın burada da altı ses atladım. Do, la. Burada da altı ses. Aynı ortak do'dan altı ses atladım. Evet. Şimdi bir sonraki çalışmalarda arkadaşlar ayrıca susları da anlatacağım. Şimdi şöyle bir yüzeysel geçiyorum. Bu iki vuruşluk sus. Şurada üçüncü çizginin bakın aynı üçüncü çizginin üstünde oturuyorsa bu işaretimiz iki vuruşluk sus olarak değerlendiriyoruz bunu. Şurada suslarımız var. Ben bunları ayrıca anlatacağım. Şu an için bize iki vuruşluk sus yeterli. Sonra do la yaptık, do mi yaptık. Hemen şuraya tekrar bakalım. Bakın re la yapmışız. Birer arttırmışız sesi ya da birer düşürmüşüz. Bak o zaman ne geliyor? Re la. Evet. Yine buraya iki vuruşluk susumu koyuyorum. O zaman do mi yapmıştık. Ne oldu? Si mi yapacağız. Neden bunu yapıyoruz? Okuma alışkanlığımızı geliştirmek için. Re la yapmıştık. Şimdi mi la yapıyoruz. O zaman burada ne yapacağız? Yine iki vuruşluk susu oraya koydum. La mi. Evet, ben hızlıca yapıyorum hemen. Bunları daha önceden de hazırlayabilirim ama beraberce bunları hazırlamak daha benim hoşuma gidiyor. Yani belki siz de düşünüyorsunuz. Şimdi işte öğretmen şöyle yapacak. Şimdi şunu yazacak gibi. Burada ne yapıyoruz? Sol, mi. Evet. Sonra fa la yaptık. Şimdi sol la yapmamız lazım değil mi? Sırada sol la var. Ondan sonra burada ne var? Sol mi yapmıştık. Fa mi yapacağız değil mi? Fa mi. Evet. Bu şekilde bitti. Sol la'dan sonra ne gelmişti? Bakalım şuraya sol la. Bu sefer aşağı iniyor. Fa la. Evet. Fa la. Bakın şuraya yerleştirebiliriz. Mi la. Re la. Aslında bunları yerleştirdim. Şimdi şu kısımlara da soleli yerleştireceğiz. Ama ondan önce iki vuruşluk suslarımı koyacağım. Sonra buraya ne koyuyoruz? Sol mi. Sonra buraya ne yapıyoruz? La mi. Evet doğru. Sonra buraya ne yapıyoruz? Si mi. Değil mi? Şuraya koyuyoruz. Ha, si mi. Bakın. Şurada sadece sol anahtarıyla sağ eldeki notaları çalıştık. Burada sadece fa anahtarı ve sol eldeki özellikle notaları yerleştirdik.
Böyle okumak do, la, re, la, mi, la, fa, la belki daha kolaydı. Yaptınız bunu do, mi, si, mi, la, mi diye ama şimdi biz bunları parçaladık. Biraz sael, biraz solel ya da biraz sol anahtarı, biraz fa anahtarı. Ne olmuş oldu? İki anahtarı aynı şekilde ve eş zamanlı ayırt ederek notaları okumuş oluyoruz. Böylece daha öğretici oluyor. Şimdi sırayla adlarını söyleyerek bunları okuyalım hemen. Ben yine seslendiriyorum. Biraz daha ritmini yavaşlatayım şöyle. Daha rahat görelim. Evet. Başlıyorum şimdi. Do, la, do, mi, re, la, si, mi, mi, la, la, mi, fa, la, sol, mi, sol, la, fa, mi, fa, la, sol, mi, mi, la, la, mi, re, la, si, mi. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Heh. Şimdi siz ne yaparsınız? Burayı bol bol dinlemek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız burayı biraz geriye sarıp bol bol çalışın arkadaşlar. Ben hani sürekli tekrar etmek istemiyorum. Daha önceden söylediğim gibi. Şimdi gelelim testimize. Evet. Yine buraya ne yapıyorduk? Düzensiz bir şekilde notaları ben şu an hızlı hızlı şunu kullanayım. Böyle yerleştiriyordu. Yerleştirdim. Şu an sağ el ya da sol anahtarı olan kısmı yerleştirdik. Şimdi fa anahtarını yerleştirelim arkadaşlar. Şuradan mi'den başlayalım mesela. Yine düzensiz bir şekilde bu şekilde notalarımızı yazmış olduk. Evet, her videonun sonunda bir test koyuyoruz böyle. Çok faydalı olacak. Şimdi arkadaşlar bu burayı durdurun. Kendiniz hem sol anahtarını hem fa anahtarını bir kağıda yazın ya da ezberinize tutun. Ondan sonra da videoyu tekrar başlatıp beraberce söyleyelim. Şimdi durdurabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi cevaplarımıza geçelim. Re, la, mi, fa, sol, re, la, do, mi, la, sol, mi, do, fa, la, mi. Şimdi fa anahtarına geçtik. Evet, söyleyelim. İlk notamız neydi? Mi, evet. Si, sol, la, mi, la, do, fa. Sol, la, si, fa. Do, mi, la, fa. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlamadığınız yerler olursa mutlaka bol bol videoyu izleyin. Şimdiden hepinize başarılar, iyi öğrenmeler diliyorum. Kendinize iyi bakın.